Hamur Bizim İşimiz kanalından herkese kucak dolusu selamlar. Efendim şehir şehir gezip ülkemizin gastronomik değerlerini anlattığımız Gastro Gezi konseptimizle karşınızdayız. Bugün ismi tüm dünyada mutfağıyla birlikte anılan Gaziler Diyarı Gaziantep'teyiz. Tıpkı Gaziantep gibi diğer gastronomik şehirlerimizi merak ediyorsanız Gastro Gezi için Hamur Bizim İşimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Gastro Gezi Gaziantep başlıyor. Baharat yemeksiz, yemek de baharatsız olmaz. Baharatsız yemeğin tadı olmaz. Antep mutfağının bir sırrı da baharatlar. Antep'in hamamları, sallanır külhanları. Efendim tarihi sokaklardaki meşhur hamamlar böyle işte. Geldiğinizde mutlaka onları da görün. Efendim tarihi kalenin hemen güneyinde Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin ilgi ve merakla ziyaret ettiği Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ndeyim. Aslında burada oluş sebebimiz bu müze. 117 yıllık tarihinde mutfak kültürüne dair her şey bu konakta sergileniyor. Dönemin Kültür, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş Beyefendinin annesinin adını taşıyor ve Gaziantep için bağışlanmış. İsterseniz hep birlikte bu güzel müzeyi gezelim. Konağa girdiğinizde hemen sağınızda ilk olarak ocak bölümü var. Yani pişirme bölümü ya da mutfak. Yine burada ocaklar var. Arkamda bakır kaplar var. Burada biliyorsunuz kurutma önemlidir. Bunlarla içi oyuluyor o sebzelerin. Sonra kurutuluyor. Şimdiki halini tanıyorsunuz. Artık böyle bir şeye dönüştü. Burada tablalar. Hamur işi severler. İşte o yemekler burada pişiyor. Kuzine gibi o mantıkla yapılmış. Pişirme alanları, elekler, tencereler, sahanlar, dolmaların üzerine ağırlık. O zaman da varmış yani. Burada yayık, süper bir bakır semaver, bakraçlar, içecek bölümü, çatal kaşık. Ama çok ilginç bir şey anlatacağım size. Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünün geldiği bölüm. Şurada. Bu ocaklıkta küller burada toplanıyor. Bununla bulaşık yıkanıyor, çamaşır yıkanıyor. Yani deterjandan önceki dönemler kullanılan temizlik ekipmanı kül. Hadi gezmeye devam edelim. Giriş kattaki bu bölüm 117 yıllık uzun tarihi boyunca konakta kullanılan mutfak araç ve gereçlerin sergilendiği kısım oluyor. Kevgirler, çömçeler, kavurma tavaları, közdanlıklar hepsi burada sergileniyor. Bu tarafta ise kahve değirmenleri, havanlar, ibrikler, kevgirler, saklama küpleri, en önemlisi de hak. Bizdeki adı haktır onun. Tahıl ölçeği. Üzerine böyle buğdayı dökersiniz, şu ekipmanı çevirirsiniz, hak geçmesin. Yani fazla ya da az olmasın ölçüde. Ondan un yapılır. Sevgili Hamur Bizim işimiz takipçileri. Hadi şimdi depolama alanını görelim. Ve sırada saklama ve depolama adetleri. Burada kevgirler. O yemiş dediğimiz cevizler, incirler, sucuklar işte burada saklanıyor. Soğan, askılarda gördüğünüz meşhur kurutmalar, küpler. Hepsinin içerisinde bir şey var. Çünkü toprak küpte bayatlamıyor, bozulmuyor gıdalar ve hemen altında dev leğenler, tavalar, kazanlar ve en önemlisi de benim ve Hamur Bizim İşimiz takipçilerinin çok ilgisini çekeceğini düşündüm bu ambarlar.
çok seviyorsanız hamur işlerini ya da bu hububatlar efendim, evin köşesine bir tane bundan yaptırın. Önce giren, önce çıkar. Nasıl? Buradan mercimeği, nohutu ya da işte unu, bulguru koydunuz, alttan alıyorsunuz. Yani ilk giren ilk çıkıyor bayatlamaya karşı. İlk şekli de şu arkamda görmüş olduğunuz tahıl ambarı. Çamur, horasan harcı gibi sıvanmış. Oradan giriyor ve ilk giren ilk çıkıyor. Şimdi hep birlikte üst kata geçelim. Efendim, müzenin bu bölümünde de konağa gelen misafirlerin nasıl ağırlandığı, hazırlıkların nasıl yapıldığı, yemeklerin nasıl sunulduğu gibi bölümler var, odalar var. İsterseniz hep birlikte gezelim. Efendim, bu odada da evin gerçek sahiplerinin kullandığı mutfak aksesuarları, ekipmanları var. Mesela bahsettiğim ilk Turizm ve Tanıtma Bakanımız Alihsan Göğüş. Konağa ismini veren sevgili annesi Emine Göğüş. Şurada küçük bir fotoğraf var, Nezahat Hanım. Onların kullandığı eşyalarla donatılmış bir oda burası da. Buyurun, gezelim. Bence Gaziantep'teki en zahmetli işi yapıyorlar şu an. Bütün aile yuvalama hazırlıyor efendim. Yuvalama bir çorba değildir. Buraya geldiğinizde yuvalamaya çorba demeyin, üzülürler. Ana yemektir ve böyle zahmetle hazırlanır. Bu odada misafirler için hazırlıklar yapılır. Şu an mesela tüm aile yuvalama hazırlıyor. Bu haylazda topaç çevirecek az sonra. Orada da küçük hanımefendi bebeğiyle oynuyor. Bu odadaki hazırlıkların ardından misafirlerin yemek yiyeceği ve dinleneceği odaya geçiliyor. Ben şimdi size orayı anlatayım. Buyurun. Tüh! Yemeğe yetişemedik ama sonrası da çok eğlenceli. Antep fıstığı, cevizli sucuklar, pestiller, efendim üzümler, incir sunulmuş içeceklerle birlikte artık keyif ediliyor uyumadan önce. Bu arada amcam aktüalite ya da bir hikaye anlatıyor ya da bir destan anlatıyor bu odada. Altındaki ne dersiniz? Bunu Elazığlı hemşerilerimiz de bilir. Kürsü başı. Burada da tandır başı. Ayaklar üşümesin. Yorgan tepsinin altında serilir efendim. Ayaklar oradayken bütün vücut ısınır. Böylece üşümezler uyumadan önce. Efendim, Türkiye'nin ilk gastronomi müzesini sizler için gezdik ve gördük. Gerçekten görülmesi gereken bir konak. Bu konakları merak ediyorsanız Hamur Bizim İşimiz kanalına lütfen abone olun. Gastro Gezi devam ediyor. Değerli Hamur Bizim işimiz aboneleri. Efendim, Gaziantep mutfağı ve tatlı kelimeleri bir araya geldiğinde aklımıza hemen lezzetli mi lezzetli, bol fıstıklı, çok katlı, pek tatlı katmer gelir. Katmer denilince efendim akan sular duruyor. Bende de öyle. Mutlaka Gaziantep'e geldiğimde tadmadan gitmiyorum. Ahmet kardeşim hemen bana incecik açtığı hamurla çıtır çıtır bir katmer hazırlayıverir. O yüzden abonelerimizle bu tarifi paylaşıp tadmadan gitmeyeceğim. Ahmet, nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Getirdiniz. Güzel bir hazırlık var yine. Aynen. Bir gün önceden hazırladığımız hamurumuz, un, tuz ve sudan yapılan incecik dinlenmiş hamurumuz. Neden dinlenmesi gerekiyor? Çünkü bunun elastik olması lazım, açılması lazım. Ve mideyi yormaması lazım. Şimdi bazı börek tariflerimizde de takipçilerimize, abonelerimize söylüyoruz. Esneteceğimiz bazı böreklerde ya da katmer gibi incecik açmamız gereken durumlarda, buna boyoz da dahil. Evet. Hamurun mutlaka relax olması lazım. Dinlenmesi lazım uzun uzun. Aynen. Yoksa öyle esnemez. Bunu yapan ustalar da kolay yetişmiyor. İncecik açacaksın ve yırtmayacaksın bunu. Maharet ister. Aynen öyle. Şimdi bunu dinlendirdik, artık açabiliriz. Ahmet, peki malzemeleri söyleyelim. Malzemeler olmazsa olmaz Antep fıstığı, evet, şeker, köy kaymağı. Şimdi hamurumuzu açalım ve tarifimizi izleyelim. Çok yanında adam istemiyorsun değil mi böyle durumlarda? Salladığımız için abi kafana falan geçmesinden korkuyorum. Ben eğileyim bir şey yapayım ya, bilemedim şimdi nereye gideyim ya. Evet,
Şimdi normalde Ahmet bunu kendi tezgahında açıyor. Geniş geniş hareketlerle. Burada size anlatabilmek için küçücük masada bile incecik açtı. Tebrik ediyorum kardeşimi. Ya şu masada bile açtın ya şu katmeri. İncecik oldu. Şimdi fazlaları kesilecek, malzeme ilave edilecek ama nasıl olacak? Temiz bir sayfa açıldı önümüzde. Aynen. Balkanlardan gelen yoğun şeker yağışı ve fıstık yağışı var şu an hamurun üzerinde. 500 yıllık bir lezzet, Osmanlı lezzeti. Sadece Gaziantep'i değil tüm Türkiye'yi ve dünyayı kendine hayran bırakan bir lezzet. Hamur işlerinin en lezzetlilerinden bir tanesi. Yani katmer ustalar aslında şunu söylüyor bize. Bu kadar ince hamur açtığımıza göre hamur bizim işimiz diyorlar. Bakın kısa zamanda hemen pratik bir şekilde içini doldurdu. Şimdi katlıyor. Zarf şekline getirecek. Yani yare mektup yazarsınız ya öyle bir şey yani. Lezzetli bir zarf hazırlayacak bize. Katmerimiz hazır. Eline sağlık. Şöyle tepsimize koyalım. Çok ince işçilik var biliyor musun? Zor. Yani tepsiye aktarmak bile mesele. O kadar ince açtı ki. Şöyle fırınımıza katmerimizi yerleştirelim. Çıtır çıtır olması için fırına gidiyor. Tadılması için de bana geliyor. Bekliyoruz. Katmerimiz hazır. Yemeğe kıyılmaz ki bunu şimdi. Ama yiyeceğim. İnşallah sağ ol. Hep böyle mi yapıyorsun misafirlerine? Dayanamıyorum. Sen de dayanamıyorsun. Ben de dayanamıyorum. Yapan adam da dayanamıyor yani. Biz nasıl size dayanalım efendim? Oo. Bu kadar ince olacaksın. Çıtır çıtır olacaksın. Ve pek de tatlı olacaksın. Suyu da güzel. Her şeyi çok, Her şeyi çok güzel. Katmer 500 yıllık lezzet bu şöhreti boşuna kazanmamış. Efendim bugün Gaziantep'imizde sizler için mutfak müzemizi gezdik. Katmer tarifi verdik. Çarşı ve pazarlara göz gezdirdik. Daha ne olsun? Hatta katmeri de mideye indirdik. Karnımız doydu. Yolcu yolunda gerek. Sizler de gastro gezi konseptimizde şehirlerimizi ve yeni lezzetleri merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Gastro gezi devam ediyor. Bir sonraki ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.